düzelmesi en çabuk olabilecek, fakat çabuk da olsa uzun bir tedavi süreci gerektiren hafif vaka heva hevestir. Yani şehvettir. Şimdi diyecek ki bazı erbabı olanlar, hop dur diyecekler şimdi. Sen ne yapıyorsun diyecekler. Şehvet adımı terk etmez. Şöyle eder, böyle der. Tamam da. Şimdi kibir zerre kadar olduğu zaman adamı muhakkak öldürür. Ama bu şehvet ve heva heves nezle gibidir. Veya devamlı öksürükle kronik olarak ciğerin alerji olması gibidir. Tuttu mu diye kalırsın mesela. Ama öldürmez yani. Bakımı vardır devamlı. Devamlı kontrol ister. Ama kibir öyle değildir. Kibir çok ciddi bir ameliyat ister. Çok ciddi bir ameliyat ister. Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah. Yani şeyle şehveti bindemliği imtihan ede ede yaklaştırarak, uzaklaştırarak, şehveti şefkate dönüştürecek formüller bularak, nazarı terbiye ederek bir şey olur. Fakat kibir iflah olmaz. Yani illa o kibir dışarı çıkacak. İçeride olduğu müddetçe başa bela olur. Hazreti Pir Mollâ-yı Rûm, Mevlana Celâleddin Rûmi Kuddüs-i Sirruhu buyuruyor ki, şeytanın illeti kibirdendi. O yüzden iflah olmadı. Adem'inki şehvettendi. Tövbesi kabul oldu diyor. Fakat bu nedir? Ölümcül bir hastalık 100 kişide hemen kendisini belli eder. Ama birçok insan 100 kişiden 90'ı alerjidir. Tüye alerjisi vardır, kıla, yüne vardır. Polendir, halıdır. Değil mi? Alerji eyvallah çoktur. Ama böyle bunlar da bir devamlı bakımla alakalı bir yol tutturup kendini sakınırlarsa iyi kötü böyle bir düzen içerisinde gider. Fakat başka ağır bir hastalık geçirdiğinde arz edebiliyor muyum? Kötü olur. Fakat bir de işin şu tarafı var. Basit, devamlı kontrol edilmesi gereken bir hastalığı. Hiçbir şey olmaz deyip de dibini bulursanız, korktuğunuz hastalıktan daha büyük sürprizler sizi bekler.